cehmedi. Aslında bu hususta ihtisaslaşmış olan arkadaşlar var şu anda aslında bu konuda, bu alanda çalışan arkadaşlar bunlar. Onlara sözü bırakmak istiyorum. Şimdi göğüs noktası diyorum, göğüs noktası dediğimiz sorunlar. Bunlar niçin var? Yani bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi aile içi eğitim için var. Yani bazı aileler hakikaten anne babalar yeterli donanımlı olmadıkları için çocuklarını yetiştiremiyorlar. İkincisi gençlerimiz yöntüsel bir dediğimiz gençlerin korunması. Çünkü bazen gençler hakikaten tehdit altında olabiliyor. O kendi ailesinden dolayı olabiliyor, okuldan dolayı olabiliyor veya dış etkenlerden dolayı olabiliyor. İstifade edelim diye düşünüyorum. Yani bu mesajı da vererek ben kendi durumunu sonuçlandırmak istiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Deniz Çatıkkaş, ben Röver Sofret'le Gençlik Kova Merkezi'nde aşağı yukarı 10 sene bir görev veriyorum. Ve onun yanı sıra Faynur Belediyesi'nde 2006'dan bu yana encümen tarzı olarak çalışıyorum. Yani herkes bir şey yapmak istiyor fakat kopuk kopuk yapıyoruz bazı şeyleri. Yani benim gönlüm ister ki tek günlük olalım. Yani sesini duymak istiyoruz. 3 dakika sonraki müşteri tokat olarak veriyorsunuz. O kadar hızlı bir tren bulunuyoruz. Şimdi ben bunu 15 dakika sindirirsem Röver Sofret'im. Arkadaşlarım bana hadi canım sen de derler. Onun için ben kısaca canım hocam tarafında çalışacağım size. Yani koruyucu aile nasıl yeniliyor? Koruyucu aile nedir? Ve koruyucu aile çok iyi yalnız alabilir miyiz? Çevremizde tanıdığınız aileler, çocuklarınız. Teşekkür ederim. Evet mi hayır? Evet mi? Evet mi? Şey bastım ya. Biz aynen açalım biraz. Şimdi evet, buna network reaction diyorlar. Yani çevrede olan koruyucu aile diyorlar. Öyle bir tanıdığınız aile varsa bunu, çocuğu oraya kim verdiyse kesin soğukluyorlar buna. Vasis, aile vasisi. Aile vasisine bildirebilirsiniz. Aile vasisi de bu konuda araştırma yaparak çocuğun orada kalmasına olumlu bir sağlayabilirsiniz. Hedef çocuğun tekrar aileye dönmesi. Ve maalesef bu toplumda çocuklar aileye dönmüyor. O yüzden Bravo, Göksor şu anda büyük bir problemle karşı karşıya aile arıyor. Çünkü şunu başaramıyorlar. Sistem bunu başaramıyor. Niye başaramıyor? Bu çok büyük bir derin bir konu isterseniz başka bir konu. Veya başka daha dönebilir Türk bayanlar da gelmiş. Most improbable diyor. Yani ondan dolayı bunlar çocuklarla nasıl ilgilenecekler de bilmiyorlar. Bunlara da proje bazında yine eğitim falan vereceğiz. Ve bunun yanı sıra da zorluklar olduğu zaman da aralarında hani çalışıyor. Yani çocuğun aşı varsa sistemi o anlamda çok tehlikeli. Son sınıfta eksamlı yardım bu çocuk. Yani bu sene birkaç ay sonra bunu bitirecek. Çocuk daha önce, yani çocukta hiperaktifte var. Çocukta ADHD var. Yani bu fotoğrafından da geliyor ve çocuk 4-5 yılda zaten bu okulda devam ediyor. Ve çocuğun 2-3 hafta önce aileyle konuşmadan, siz direkt bunu kabul ediyorsanız şu mevciye başvurup itiraz edebilirsiniz de değil. PlayStation mı parayla? Senin yok mu? Yok. Niye yok? Annem babam gerekmiyor dedi. Yani derslerine ilgilenmezsin dedi. Almadım. Allah Allah. Benim hepsi var. Game Boy var, PlayStation var. Sende niye yok? Açlıkları var mı? Geliyorlar işte. Anladık mı? Giriyorum. Bana günüm bitiyor öyle ya. Niye? He? Şeker alayım diye okuldan sonra. Bak bak ne de ki burada. Hani eşi aklına karpuz kabuğu düşünüyorsun ya. Onun gibi bir şey. Ne demek istiyorsunuz? Bir dakika. İşte bana geçti. Yak olmuş. Sensin lan manyak. Sus! Görüyor musun? Her zaman aynı hareket değil ki. Ben de hareket ediyorum. Devam. Çukurcuğum nasıl? Allah bana öğretmiş.